Üstüne de bir sıra daha bunun yine kaşar peyniri atıyoruz. Bu tarifini de ben verebiliyorum. Bak, önemli olan ürünlerin tahin dökerek biz bunu yeriz. İşte olay bu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sanayide, kahvaltı dünyasında Kemal Ustamızla birlikteyiz. Ustamızın elinden yemek yiyen esnafa çırağa iş dayanmıyormuş. Kemal Ustamız bize öyle şeyler sundu ki adamı yerinde durdurmayan cinsten. Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Kemal abi nasılsın? İyiyim canım, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim ama bomba gibi olmak için buraya geldim. Neden? Bir, pizza tostumuz varmış. Bir de ben sanayi waffle diyorum ama asıl adı? Asıl adı atom bombası. Atom bombası. Bunlardan yersen çok daha iyi olacak. Allah'ın izniyle mahcup olmayacağız. Başlayalım mı? Tabii. Şimdi ekmeğimiz burada. Şimdi, bildiğimiz normal sandviç ekmeğimize bir pizza tost hazırlayacağız. Pizza tostumuzun yapım aşaması sucuk, salam, sosis, zeytin, domatesden oluşuyor, kaşar peynirinden oluşuyor. İlk öncelikle pizza tostumuzun sosisini ve salamını küçük parçalar halinde pizza malzemesi gibi doğruyoruz. Orada pınar kullanıyoruz. Genel anlamda pınar. Fark etmiyor ama ben işte tavuklu ürünleri sevmiyorum. O hindi. Diğeri? Diğeri de hindi. Hindi. Evet, hindi eti. Şimdi abi, sanayide iş yapmak zor. Ama bir o kadar da güzel. Evet. Çünkü sanayide işleri yürüten kişi ustalar. Ustaları iyi doyurursan, sağlam doyurursan, onların enerjisi yerinde olursa iş de güzel çıkar. Evet. Doğru mu? Onun bilincindeyiz zaten. Biz de ona göre hizmet vermeye çalışıyoruz. Şimdi pizza tostumuzun sosisini doğradıktan sonra salamını ince şekilde doğruyoruz. Kaç yıldır bu iştesin usta? 5 sene oldu ben burayı açalı. Peki daha önce? Daha evvel ben bu işi yapmıyordum. Ben marketçiyim normalde. Tabii kendi yediğimiz lezzetlerimizle işte insanlara bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Öncelikle sosislerimizi tavada kızartıyoruz. Bunun net pişmesini görmek istiyorum. Yani vatandaşın damağına şey gelmesin diyorsun. Tabii daha uygun olacak, daha güzel şeyler çıkacak burada. Ürünlerimizi daha lezzetli olsun diye yani yapıyoruz burada. Bunun arkasına sandviç ekmeğimizi makinamıza koyuyoruz. Öncelikle domatesimizi çünkü pizzanın içinde olması gereken malzemelerin tamamı burada olması gerekiyor. Domatesimizi veriyoruz buraya. Şimdi içerisine ekstradan lezzet katsın diye biber katsın. Tabii. Pul biber veya toz biberle bunu hafif harmanlayınca lezzetini arttırmış oluyoruz bunun. İçine çekirdeksiz yeşil zeytinimizden bir miktar ilave ediyoruz. O da doğranmış. Doğranmış, evet. Arkasına şimdi sucuğumuzu. Bu kasap sucuğu. Belli bir marka yok. Belli bir marka var. Ya? Belli bir marka var. Kasap sucuğu abi. Ayazlar. Ayazlar et markasında. Oldu şimdi. Ben kendim özel yaptırıyorum ürünü. Bu çok önemli. Senin müşterilerin damağında yapışan lezzeti sürekli değiştirirsen aynı lezzeti bulamazsın. Tabii. Kasap sucuğundan dolayı ben şey yapamıyorum. Hani sucuğu mecbur öyle kullanıyorum. Sucuğumuzun pişme aşamasından sonra arkasına Kendi üretimimiz olan ketre kaşar peynirimiz var bizim. Ketre kaşar. Evet, ketre kaşar peynirimiz var. Kaşar peynirimizi... Ketre kaşarın diğer kaşardan farkı ne? Var mı daha doğrusu? Farkı, biz bunları, bu ürünleri börekçilere, pizzacılara biz bu ürünleri veriyoruz. Hı hı. Şimdi buradaki aşamada, ilk etapta bir sıra kaşarı koyduktan sonra arkasına sosisimizi ve salamımızı buraya yerleştiriyoruz. Şöyle dolu dolu. Tabii tabii. Dolu dolu ve üstüne de bir sıra daha bunun yine kaşar peyniri atıyoruz ki insan burada kaşara doyacak. Kaşara ve diğer ürünlere doyması gerekiyor. Bu ürünün özelliği bu zaten. Pizzanın özelliği doyurucu olması. Tabii ben de burada iki sıradan insanların gözüne hitap etmeye çalışıyorum. Sanayide adamın doyması gerekiyor. Kesinlikle doyması gerekiyor. Bu dediğim gibi bu adamlar... Pizza tostumuzun bundan sonraki aşaması normal tosta dönüyor. Ustam, pizza tostumuz hazır. Şimdi sıra geldi. Sıra geldi atom bombası hazırlamaya. Sanayinin en önde gelen bir yiyeceği bu. Vallahi açıkçası çok merak ediyorum. Ben ona sanayi waffle'ı diyorum. Evet. Bakalım mı hemen? Geçelim mi? Buyurun, ben onu da hazırlayayım size. Şimdi ustam, şuraya bakıyorum. Burası resmen enerji patlamasının olduğu yer. Enerji patlamasının olduğu yer. Şimdi bir çırak geldi. Şunlardan yedi. Buradan o çırağa iş dayanır mı? Dayanmaz. İşte dayanmaz. Bir gün sonranın enerjisini de toplamış olur. Şimdi atom bombamızın içerisine neler koyacağız? Atom bombasının içine kendi yapmış olduğum karışım, hı hı, Antep fıstığı, fındık içi, badem içi, ceviz içi, tahin pekmez bal. Badem. Vay 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 vay. Bunları da hepsini çiğden kullanıyorum. Kavrulmuş ürün kullanmıyorum. Çiğ ürün kullanıyorum. Bak, güzel bir şey söyledin. Çiğ olması gerekiyor. Şimdi ben yersem, ben buradan eve kadar koşarak giderim. Siz değil, arabanızı koşarak götüreceksiniz. Bak, arabayı çekebilirim yani. Evet, arabayı çekebilirsiniz. Şimdi şu karışım mı karşıdaki? Evet, karşıdaki karışım. O karışımdan koyacağız. Burada başka bir şey koyacak mıyız? Ekleyecek miyiz? Buradan süt üstü camız kaymağımız var. Onunla onu birleştireceğiz. Ondan sonra servise hazırlayacağım ben size. Of. Vallahi usta, ben senin burada çırağın olayım. Yeter ki bana günde bir tane şundan yap. Olur mu? Ya ne demek? Her zaman bekleriz. Allah razı olsun ustam. Şimdi bir de şurada bir şey görüyorum. Bu ne? Domates reçeli o. Domates reçeli. Evet, domates reçeli. Ustam bir tane de ondan alayım. İçine değil ama yanına. En azından bir tadına bakayım. Domates hiç yemedim. Domates reçelini de hazırlayayım ben size, öyle tamam. Bir kabak tatlım da var. Ondan da baktırayım tadına. Şimdi burada kahvaltı ürünleri var. Evet. Kebap var. Kuşbaşı var. Ciğer var. Tost var. Pizza var. Evet. Şimdi camız kaymağımızı ilk önce ekmeğin arasına sürüyoruz. Arkasına atom bombası dediğimiz ürünümüzü bunu vatandaş evinde kolay kolay bulup yapamaz. Bunu tarifini de ben verebiliyorum. Bak, önemli olan ürünlerin iyisi olduktan sonra gerisi. Ustam sen ne kadar güzel anlattın ya. Bak ne diyorsun? Tarifini bile verebilirim diyorsun. Atom bombası dediğimiz ürünümüz bu. Başka bir şeyimiz var mı içinde? Buna başka bir şeye gerek yok. Bu yeterli geliyor zaten. Yani bir kişiye doyurma anlamında değil, hem tatlı nefsini gidermeye hem doyurma anlamına. geldik. Domates reçelimiz. Domates reçelimiz. Domates reçelini nereden buluyoruz? Kim yapıyor ben? Domates reçeli Hatay'ın kültüründe olan bir yiyecek. Hataylıyım ben aslen. Bak. Şimdi bunun servisi böyle yapılır. Ayrıyeten biz bölgemizde bunun üstüne bir miktar tahin dökerek biz bunu yeriz. İşte olay bu. Bunun da servisi budur yani. Kemal abi, şimdi geldik bu işin en güzel tarafına. Şu lezzetlerin damağına buluşma vakti. Abi, önce fiyatlarımızı alalım. Pizza tostumuz ne kadar? Pizza tostunun fiyatı 15 lira. 15 lira. Evet. Doyurucu bir öğün. Doyurucu bir öğün. Geliyoruz burada. Atom bombası. Atom bombasının fiyatı... Benim değişimle sanayi waffle'ı. Evet, evet. Bu ne kadar? Bunun da fiyatı 15 lira. 15 lira. İstediğini tercih edebilirsin. İstediğini tercih edebilirsin. Burada... Takriben bu da 7,5-8 lira arası gelir. Yani ben buraya geldim. 2 kişi geldik. Dedik ki şöyle bir şeyler yiyelim. Üzerine de tatlı bir şey yiyelim dediğimizde 30-35 lira arasında 35 lira ücret ödeyeceğiz. Evet. Abi öncelikle şu senin efsane olan lezzetini deneyelim. Ustam harika olmuş. Afiyet. Peynirin, bizim köy peynirleri olur ya. Evet. Böyle bir acımsı olur ya. Evet. O lezzet var. Ya bu işte kaşar peyniri, pizza peyniri, su böreklerinin içine kullanılan peynir, sunma özelliğine sahip. Künefecilere veriyoruz bu peyniri biz. Kendi üretimimiz bu peynirimiz. O, şu eski kendi kaşarlar olur ya işte o dama böyle hafif işte böyle okşayan biraz daha acılık var. Biraz daha şeydir yani. Piyasa kaşarından biraz farklı yapılmış. Evet kesinlikle. Evet. O bunu bir üst seviyeye taşımış. Evet. Normal bir kaşardan farklı ve evet, güzel bir lezzet. Evet, afiyet olsun. Gelelim şu sanayi waffle'ına veya evet, atom bombası. Atom bombası. Waffle, atom bombası ne diyebiliyorsanız deyin. Şu görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Enerji burada. Bunu yiyen kendisine ikinci bir motor taktırmış gibi olur mu? Yani ben oldum. Biz onu kırgın şamatasına yaptık ama öyle oldu maalesef. Ürün koca karı işi bir ürün. Hmm. Annemden bana kalan bir ürün yani. Biz bunu eskiden kış aylarında rahatsız olduğumuzda annemiz bize böyle bir iki çerezle bunu karıştırıp pekmez yememiz gerektiği için bunu çikolata diyetine bize yedirirdi. Öksürüğümüzü keserdi. Bak ben de bunu müşteriyle şu an geliştirerek daha bir paylaştım yani. Normalde pekmezi çocuğa verecek o. Hadi şundan ye de. Yiyemez. Yemiyor. Ama bu şekilde çerezleriyle beraber bunu çok rahat bunu tüketiyor. Hani çünkü renk olarak tahinle birleştiğinde, balla birleştiğinde biraz daha çikolatamsıya dönüyor. İçindeki çerezler insanları cezbediyor. Çerezlerin kavrulmamış oluşu, vitamin değerinin en yüksek seviyede olduğunu gösterir. Zaten bunu milletimiz yani çok iyi biliyor. Kavrulmuş olan ürünlerde vitamin olmuyor. Çiğ ürünlerde vitamin var. Ben de bunları çiğden kullanıyorum. Usta. Altına da bunun camız kaymağı sürüyorum ki ağzın içinde bir kayganlık yaratıyor. Daha bir lezzetli oluyor. Bunu yiyen kendi hava yolu şirketini kurar. Kurar. Allah izin verirse. Geldik. Şu ev yapımı. Önce kabak tatlısı, en sona domatesi bırakacağım. Çok seviyorum. Annem yaz boyunca şu şekilde kabaklar yetişiyor. Evet, evet. Gönderir. Kış boyunca biz bunları yeriz. Evet. En masum tatlı diyor doktorlar. En masum tatlı bu. Geldik usta. Şu benim de ilk defa yiyeceğim. Domates tatlısı. Evet. Hatay ürünü dediniz. Evet. Yenge hanım yapıyordu bunu? Yok ben bunu başka bir bayan arkadaş var Hatay'da. Oradan yaptırıyorum. İşte içini ceviz diyoruz bunun. Tahinle birleştirdiğimizde olağanüstü bir lezzet oluyor. Yani reçel olarak domatesin reçeli önce görenler böyle afar diyor, domatesden reçel mi olur diyor ama maalesef beni uçurdu. Bizim orada Hatay'da beni uçurdu. Şey yok yaptı. Böyle bir lezzet. Ustam açıkçası sen burada insanların gönlünü arıyorsun. Her canı böyle güzel bir şey istediğinde buraya gelecek. Pizzasıydı, kebabıydı, evet. Atomuydu. Bu domates reçeliydi. Domatesin tadı çok hafif kendini hissettiriyor. Ya zaten bunun oluşumu, hani bu domates olsun, hani şey olarak bunların hepsi kabak gibilerinden geliyor. Bunlar tarladan toplandığında en sert halinde, yeşil halinde kabak gibi kirece yatılıyorlar. Yine şekerle kaynattıktan sonra, içine oyduktan sonra, tohumunu aldıktan sonra içine cevizi koyuyoruz, bunu servis yapıyoruz. Ellerine, kollarına sağlık. Bunları yiyen sana dua eder. Allah razı olsun. Arkadaşlar, velhasıl kelam bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların, en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın.